LOL videosuyla sizlerle birlikteyim ve bu bölümde konuğumuz arkadaşlar Kalista. Sizlere Kalista'dan bahsediyor olacağım. Bu bahsetme kısmı bittikten sonra da bir gameplay kısmında bu bahsettiklerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız sizler için. Karakterimiz bir nişancı arkadaşlar. Alt koridorda nişancı önünde oynanmaya daha müsait. Şu an oynanabilir mi derseniz açıkçası çok fazla tercih edebileceğiniz çok güçlü bir nişancı değil. Yerine alternatif çok fazla nişancı var, bilginiz olsun. Karakter üst koridorda oynandı, karakter orta koridorda oynandı. Yani çok fazla şey denendi ama net bir şekilde en güçlü olduğu rol hala nişancı olarak kalmaya devam ediyor. Bilginiz olsun, yani oynayacaksanız kesinlikle nişancı olarak oynayın karakteri dostlarım. Şimdi ilk etapta karakterin rünlerinden bahsedeceğim sizlere. Karakter için arkadaşlar alternatif iki tane rünümüz var. Birisi keskin sağanak, erken oyunda saldırı hızı sınırınızı aşabilmek adına çok etkili oluyor. Bu sayede rakibi bir anda burstleyebiliyorsunuz. Diğeri de arkadaşlar ölümcül tempo. Bu da geç oyun için saldırı hızınızı çok fazla arttırmanızı, saldırı sınırınızı aşmanızı sağladığı için de çok fazla işlevselleşmenizi sağlıyor. Bu iki rünü tercih edebilirsiniz. Yetenek kitinden bahsedecek olursak karakterimiz arkadaşlar çok mobil bir karakter. Bu mobilliği nasıl kazanıyor? Karakter normal oto atak yaparken bakın herhangi bir şekilde hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Fakat siz oto atak komutunu verirken hareket ederseniz bakın tık 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 bu şekilde zıplayarak pozisyon değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede rakip sizin nereye gittiğinizi kestiremediği için çok fazla işlevselleşebiliyorsunuz. Saldırı hızınızı arttırdığınızda karakter çok daha hızlı bir şekilde hareket edebildiği için rakibin size yetenek tutturması iyice zorlaşıyor. Bu da Kalista'yı bir o kadar güçlü kılıyor arkadaşlar. Bu en önemli özelliğimiz, en önemli pasifimiz diyebilirim. Öte yandan gördüğünüz gibi envanterimizde bir kargı var. Bu kargı ne işe yarıyor? Bu kargıyı arkadaşlar bir takım arkadaşınıza bağlıyorsunuz. Mesela biz bu kuklaya şu kargıyı bağlayabiliyor muyuz? Yok, bağlayamıyormuşuz. Ben yine de size bilgi olarak vereyim. Burada bağlayabildiğimiz kimse yok maalesef. Arkadaşlar bu kargıyı bir takım arkadaşınıza bağlıyorsunuz. Siz bunu bir takım arkadaşınıza bağladığınızda otomatik olarak bu kargı üzerinizden kayboluyor. Takım arkadaşınızı öldürüyorsunuz. Kısa bir süreliğine bunu o yüzden base'de yapmanız lazım. Takım arkadaşınızı öldürdükten sonra takım arkadaşınızla aranızda bir bağ oluşuyor. Bu bağ farklı yeteneklerin işlevselleşmesini sağlayan bir bağ. Biraz sonra zaten anlattığımda daha net anlayacaksınız. Bağlanabilseydi bu harita üzerine daha güzel anlatırdım ama anlayın, şöyle aramızda bir bağ var. Rakip tarafından gözükmeyen, sadece Kalista ile takım arkadaşının görebildiği bir bağ. Bu bağda biraz sonra bazı yeteneklerin dediğim gibi güçlenmesini sağlayacak. Q yeteneğinden bahsedecek olursak. Q yeteneğimiz arkadaşlar elimizde gördüğünüz gibi bir mızrak var. Bu mızrağı savurmamızı sağlıyor. İstediğimiz yöne doğru bu mızrağı savurabiliyoruz. Fırlattığımızda rakibin üzerinde bir mızrak yükü oluşuyor. Öte yandan arkadaşlar bu birimi katlederseniz bu mızrak katledilip arkasında belli bir mesafe daha gitmeye devam ediyor ve arkasındaki rakibe çarpıyor. Tabi arkasında rakip varsa üzerinde atıyorum bir sürü mızrak yükü biriktirdiniz adamın. Tabi bu E yeteneğinden kaynaklı bir şey. Üzerinde bir sürü mızrak yükü biriktirdiniz. Ardından Q yeteneğinizi attınız. Bu birimin katledilmesiyle bu yükler arkadaki rakibe gidiyor ve arkadaki rakibinize de bu yüklerin hasarını verebiliyorsunuz. Bu da zaten E'den bahsettiğimde daha da net anlayacağınız bir yetenek. Yani Q'nun genel olarak olayı bu. Q'yu atarken de arkadaşlar yine hareket animasyonunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden nasıl kullandığınız önemli. Q da aynı sizin oto atağınız gibi bir isabet etkisi uyguladığı için hareket etmenizi sağlıyor. W'dan bahsedecek olursak takım arkadaşınızla etkileşimde olan bir yetenek. W'nun pasifi arkadaşlar siz ve bağlı olduğunuz takım arkadaşınız. Aynı rakibe saldırdığınızda o rakibe Kalista'nın daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Bu yüzden de Kalista W yeteneği sayesinde ve takım arkadaşının o rakibe saldırmasıyla birlikte çok işlevselleşebiliyor. Geç oyunda tabii bu birazcık sıkıntı oluyor. Takım arkadaşınızla aynı hedefe her zaman saldıramayabiliyorsunuz ama erken oyunda koridor safhasında çok fazla işinize yarıyor dostlarım. Bu yeteneğimizin aktifi ise arkadaşlar bir ruh yollamamızı sağlıyor. Bakın yolladık. Bunu haritanın istediğiniz yerine yollayabilirsiniz. Bu ruhun iki canı var. Önünde de huni şeklindeki bir alan var. Bu alanda bir rakip kalacak olursa onu görmesini sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünde bir çığlık atıyor ve haritayı pinklemiş oluyor. Rakip takım tarafından eğer kimse bu tarafa gelmeyecek olursa bu hayalet haritada gözükmüyor. Bilginiz olsun. Mesela şuraya yollayalım. Tabii haritada şu kadarlık bir alanda bir yere yollayabiliyorsunuz. Bak burada bir rakibe çarptı. Bağırdı direkt rakibi görünce ve kayboldu. Bakın yolladık. Çığlık attı. Üzerleri görünür oldu. Bu rakiplerin yeri tespit edilmiş oldu dostlar. E'den bahsedecek olursak bu alan içerisinde siz bir rakibe vurduğunuzda arkadaşlar bak rakibin üzerinde mızraklarımız birikiyor. Sonsuz sayıda mızrak biriktirebilirsiniz arkadaşlar rakibinizin üzerinde. Bu mızraklar sürekli olarak hasar veriyorlar. Ardından siz
El yeteneğinize bastığınızda bu mızrakları çekiyorsunuz arkadaşlar ve çektiğinizde rakibinize bu hasarı uygulamış oluyorsunuz. Bu yüzden de çok 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 güçlü bir yetenek haline gelmiş oluyor. Kalista'yı kalista yapan yetenek. Siz E yeteneğinin aktifini kullandığınız anda rakip yavaşlıyor ve rakip ilaveten hasar yemiş oluyor dostlarım. Eğer siz bir rakibi de katlederseniz, şu an yeteneğin bedeli 30 mana. Eskiden tüm manasını veriyordu. Yani 30 mananın 30'unu da geri veriyordu. Atıyorum minyon attınız. Minyon ölecek. E'ye bastınız. E yeteneğinizi öldürdünüz. Manasını da geri kazanıyordunuz. Seri seri minyon dalgasını pushlayabiliyordunuz. Ama şu an 30 mananın 10'unu geri veriyor. Bilginiz olsun, kullanırken ona göre dikkatli bir şekilde kullanmanız lazım. Bu arada Kalista'nın pasifinde bahsetmediğim bir olay. Atıyorum normalde 88 veya 100 saldırı gücünüz var diye düşünün. Bunun 90'ını rakibe uygulayabiliyorsunuz. Ve rakip eğer çalığın içerisine girerse, görünmez olursa bu hasarı uygulayamıyorsunuz. Yani görünmez bir hedefe herhangi bir şekilde mızrağınızı atamıyorsunuz. O da bilginiz olsun. Öte yandan ultiden bahsedecek olursak dostlarım, bu da yine takım arkadaşınızla birlikte yapabildiğiniz bir şey. Biz tabi bağlanamadığımız için takım arkadaşımıza gösteremiyorum. Takım R'ye bastığınızda takım arkadaşınızı kendinize doğru çekiyorsunuz. Atıyorum yakaladılar, 10 canı kaldı takım arkadaşınızın. Bastınız R'ye, takım arkadaşınızı kendinize doğru çekiyorsunuz. Takım arkadaşınız o sırada hedef alınamaz oluyor çünkü. Ardından takım arkadaşınız, bakın siz değil, takım arkadaşınız bu alan içerisinde herhangi bir yere kendisini fırlatabiliyor. Yani rakibin içerisinde kalmak için de atabilir, rakipten kaçmak için de çıkabilir. Siz sadece R'ye basıp takım arkadaşınızı kendinize çekiyorsunuz. Fırlattıktan sonra takım arkadaşınız rakip takımın içerisine doğru düşecek olursa rakip takım oyuncularını ittiriyor havaya kaldırarak. Bu sayede güzel bir kitle kontrol uygulamış oluyorsunuz. Rakibinizi ters pozisyonda bırakabiliyorsunuz dostlarım. Ona göre dikkatli bir şekilde kullanılması gereken bir yetenek. Takım arkadaşınızla uyumlu kullanmanız gereken bir yetenek dostlarım. Kalista'nın ultisini çok seviyorum. Gerçekten çok etkili. Doğru bir şekilde kullanıldığında da, bilen bir takım arkadaşınızla oynadığınızda da etkisi daha da fazla artıyor diyebilirim. Öte yandan arkadaşlar, karakter kimlere karşı kazanıyor, kimlere karşı kaybediyor? Bunlardan bahsedeyim. Sivir, Jinx, Ashe, Ezreal, Kog'Maw, Vayne ve Yasuo gibi piklere karşı karakterimiz güçlü. Çünkü çok hareketli ve çok fazla saldırı hızına ulaştığı için bu şampiyonları çok rahat bir şekilde yenebilme kapasitesine de sahip arkadaşlar. Öte yandan Draven, Caitlyn gibi menzili fazla, anlık hasarı fazla, erken oyunu güçlü nişancılara karşı da maalesef karakterimiz kaybediyor. Yani bu karakterlere karşı tercih etmemenizde çok 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 fayda var. Metadaki durumu bakımından maalesef 3 üzerinden 1 vereceğim bir nişancı çok çok iyi durumda değil. Gerçekten çok rahat koridor aşamasına dayak yiyor. Yanında çok iyi bilen birisi olması lazım ki koridoru kazanabilsin. Ki bu da her zaman gerçekleşen bir senaryo değil. Avlandığında çaresiz kalıyor karakter. Öte yandan zorluk bakımından da 3 üzerinden 2'yi hak eden bir karakter. Gerçekten hem yetenek atışlarıyla hem koridoru durabilmesiyle, hatta 3 üzerinden 3 de derim zorluğunu ama 3 üzerinden 2 diyeceğim yine de. Aklınızda bulunsun. Gerçekten kontrolü zor bir karakter dostlarım. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Şimdi ufaktan sizleri gameplay kısmına doğru yolcu ediyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım, hızlı bir şekilde gameplay kısmıyla başlayalım. Ben hemen burada oyun başında Lux'larımızdaki o bağlantıyı, o mızrağı kullandım. Bu noktada karşımıza Seraphine ve Jhin ikilisi var. Jhin çok büyük bir dert değil aslında. Ben burada o yüzden Doran kalıcı başlangıcı yapmak istiyorum. Hasar yönünden sıkıntı çekmemek adına. Zaten yanımızda Lux gibi bir pick var. O da rahatsız edecektir. Yani rakip kolay kolay üzerimize agresif olamayacaktır diye umut ediyorum. Bu yüzden bu tercihte bulundum. Ana öğün olarak da artık ölümcül tempo tercihinde bulunuyor. Keskin sağanak yediği nerf'ten dolayı çok fazla tercih edilmiyor. Kalista gibi bir karaktere bilginiz olsun. Yani ben bu şekilde bir geliştirme yapacağım. E açacağız, Q açacağız, E, Q diye devam edeceğiz. Belli bir seviyeye kadar W'ye ihtiyacımız yok. Hatta W'luk herhangi bir şeye de ihtiyacımız yok. O yüzden takım arkadaşımız veya işte görüş almak adına W yeteneğimi açmayı tercih etmeyeceğim. Bu şekilde oynayacağım. Zaten çok yüksek bir elo değiliz. Rakipte de Taric Jungle var. Çok sıkıntı olmayacaktır bize diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ama sizler böyle özellikle yüksek elo'da oynuyorsanız, Platin elo ve üzerindeyseniz W yeteneğinizi mutlaka 4 levelde açmaya özen gösterin dostlarım. Sıkıntı çekmemek adına. Buraya yakın geçtim. Normalde hata bunu yapmamak lazım. Rakibin nerede olduğunu bilmiyoruz sonuçta. Aslında bunun support'u gözükmüyor. Böyle çok daha minyonu keserek başlamasaydım iyiydi.
Yunan erken bitkinlik aldık tabii burada ama gerçi bir de sıçra attı. Onu da düşünmek lazım. Çok güzel yakaladı bizim adam. Tertemiz. Burada hata yaptı işte rakibimiz. Biz de bu hatayı değerlendirmiş olduk. Lux'ın burada tutan Q'su skorun devamını getirdi. Q yeteneğimle minyonları da biçebildiğim için bu sayede rakibime direkt Q yeteneğimi sekmiş oldu. Ve biz de maksimum hasarından faydalanmış olduk karakterimizin dostlar. Erken oyunda Kalista çok güçlü bir piktir. Bundan faydalanmam gerekiyordu. Skoru çıkartmamız gerekiyordu. Güzel de oldu, bayağı temiz. Yeterli gold'um yok ya. Hop. Hata etmiş olabiliriz. Arada kaynıyordum. Bizim adam skoru alamadı sandım. Birazcık şov yapıyorum şu an. Riskli şeyler yapıyorum ama o minyonu alamayacağım. Bir tık kaşınıyoruz ha Lux. Ah, yetmedi be hasarım. Lux da kesemeyecek. İkimiz de damage'imiz yeter diye düşündük. Adam level atladı. Level atladığı için de orada canı ilaveten kazanmış oldu falan. Neyse, sıkıntı yok. Şurada çizmemin parasını bitirmeye çalıştım. Asıl amacım çizmeyi bitirebilmekti. Parası çıkmadı. Bir uzun kılıç daha alalım üzerimize. Bir tane pink ward bu şekilde ilerleyelim. İyi başladığımız koridoru bir tık Jhin'e hediye etmiş olduk aslına bakarsanız bu hatayla birlikte. Şimdi güçlendirmeye falan bulaşmadılar. Aferin sana minyon. İyi ki ileri öyle süper kahramanlık yapıp çıktın. İyi ki. Adam demeyi içemedi ya. Eyvallah, güzel. Hitbox'ım yeter diye düşündüm. Jhin'e de bu arada istediğim damage'i atamadım. Yani orada normalde bir mızrağı ölecek adam ölmemiş oldu. Yapacak bir şey yok. Lux istemediği sürece burada dive arayamam. Çünkü çok kırılganım. Zaten can barımız belli. Dive girersek sıkıntı çekeriz. Gerek yok. Seraphine şu an tahmin ettiğimden daha da pasif. Benim çok işime geliyor bu. Lux 6 level olsa bir burst damage çıkar, bir burst damage çıkar. Benim o eksik hasarımı çok güzel kapatır adam. Cana bak şimdi. 6 level tabii adam. Yanındaki adam 3 level kaldığı için. Güzel denedi. Ama yine de bayağı vurdu tabii level farkından dolayı. Rakip ormancı dediğim gibi Taric'ti. Çok pasif kalacaktı. İşlevsel olabilmesi çok çok zor. Baskın potansiyeli çok zayıf. Ona şey hazırlamaları lazım. Pozisyon hazırlamaları lazım ki anca öyle. Mızrağı çektim son anda da tabii kafamıza bitkinlik gelince yapabileceğimiz bir şey yok. Burada Tari'yi hesaba katmadık. Tari'yi hesaba katmadığımız için böyle bir sıkıntı oldu. Savaşmamasaydı keşke Karim. Çizmemi tamamladım. Ölümsüz Kalkanya'ya doğru gideceğim. Buradan parçasını aldık. Şunu alalım. Doldurulabilir ekstra paramız yetmiyor ki, gerek de yok. Bu şekilde ilerleriz. Bu arada Kraken de alabilirim aslında. Kraken daha mı sağlıklı olur? Ölümsüz Kalkanya da fena değil. Kraken de fena değil. Kraken'e gidelim. Daha fazla damage çıkartalım. Hayır. Kamyonu o şekilde kaçırdığıma inanamıyorum. O dikkat etmen lazım. Bayağı iyi vuruyor bu arada bizim çocuk. Ultim var yani, ciddi bir durum olacak olursa ultimizden en azından Lux'u kurtarıp olası bir savaş başlatabilme potansiyelimiz de olmuş oluyor. Bu kadar. Bak, Lux'un ultisi bozulamaz olduğu için bu pozisyonda hem Lux ultisiyle hasar verebilmiş oldu hem de ben onu fırlatabilmiş oldum. Rakip orada ne olduğunu anlamamış oldu bu sayede. Hemen şuradan plate de alalım.
Bu arada biz burayı kazanırız ha. Güzel. Tertemiz. 2700 gold'umuz oldu üzerimizde. Kraken'imiz bitti. Artık damage böyle hat safhaya ulaşacak karakterin. Çok fazla vurmaya başlayacağız. Normalde Kalkanya'ya giderdim. Kalkanya'ya gittiğinizde böyle anlık hasar verebilen karakterlere karşı işlevsel oluyorsunuz. Ama ben yine de Kraken tercihinde bulunacağım. Üzerine mahvolmuş veya Runağan'a gidebilirsiniz. Ben burada Runağan'a gideceğim. Alan etkili güzel bir damage çıkartabilmek istiyorum. Böyle devam. Allah aşkına, Taric Jungle nedir ya? İşlevsel değil yani karakter. Videolardan görüyorsunuz, ediyorsunuz, insanlar yapıyor olabilirler. Ama onlar kaç kere deniyorlar ya da işin ehliler. Yani bu kadar kolay bir şekilde yapamıyorsunuz bunu. Bilginiz olsun. Son anda öldürdüm de Lux'ın düşmesi birazcık geç oldu. Bir de bu adam bitkinliğini kullandı. Sıçrama atıp güzel de pozisyon alabilirdim. Ama onu yapmak istemedim. Sıçrama heba etmek istemedim açıkçası. Aslında heba etsek direkt winleyip burada da kuleyi çıkartabilirdik. Topumuz bu arada çok güzel üstünleşmiş. Jungle'da üstünlük var. Orta koridor deli gibi üstün. Bu oyun çok rahat win gibi duruyor. Takımda 5 ölüm var, 3'ü bende ya. Ayıp ya. Yazık kafama ya. Bot lane'de ölmüşüz ha. Diğer koridorları hiç ölmemiş. Bak o vuruşu yapabilmek için nasıl koşuyor görüyor musun deli gibi? Hadi canım. Hadi canım. İşte orada damage'imin yetmesi lazım arkadaş. Orada damage'imin yetmesi lazım ya. Kesmem lazım benim burada bu adamı. İki defa oldu bu senaryo ya. Hasarım yeter diye düşünüyorum. Bu kafa kafaya takastı diyorum. Kraken zaten patlattı diyorum. Damage diyorum. Üzerine zaten ölümcül tempo ile birleşince çok fazla saldırı hızı kazanıyorsunuz. Normal dediğim gibi burada böyle bir oyunda Kalkan Yay build'ine gitmeniz lazım. Kalkan Yay'ı aldıktan sonra Jhin'le böyle bir kafa kafaya takasta kaybetme şansınız yok. Sadece ben Kraken'i alıp birazcık daha şov yapmak istedim. Yani işin hasar boyutunu göstermek istedim. Bilginiz olsun. Hüü, alamadım. Yeteneği de bekleme süresine sokmuş olduk o yüzden. Reis bu ne hasarmış? O değdi sandım ha. Aradan aradan güzel kokluyor bizim çocuktan. Ya sen ne alaka ya? Arkadan Irelia çıktı ya. Adam tapını bırakmış, kaybettiği koridoru bırakmış, bota yürümüş ya. Şuraya ne ara geldin sen? Ne güzel şuraya da ping ward atmıştım. Sıçrayınca attı herhalde. Ya da bilmiyorum ultisinden dolayı orada zaten burada görüşleri vardı. Ultisinden sonra Q'suyla da atlamış olabilir bu sayede. Şunu da alalım. Runağan bitince dediğim gibi global bir şekilde vurabildiğiniz için daha avantajlısınız. Bu sefer Seraph'in ultisini dodge'layayım diye sıçra attım. Adam bu sefer hemen hızlı bir şekilde ultisini kullanmadı. Hecarim onu kesti ya. Nar kesti o zaman. Güzel. Buradan geçemiyoruz. Teşekkür ederim Ekacım ittirdiğin için. Olası bir savaş pozisyonu bekliyorum. Lux'ın Q'susa veya herhangi bir yeteneği yine burstleyeceğiz. Mid'i falan savunmuyorlar ya. Umurlarında değil adamların. Botta kalmaya kararlılar. Ah.
kuleden de son iti yedim galiba, evet. Yok, kuleden it yememişim. Jin'in herhalde Q'su Mew'su geldi diye düşünüyorum. Şuradan Runa'nı tamamlayalım. Üzerine dediğim gibi mahvolmuşumuza gidecektik zaten. Mahvolmuşu da bitireceğiz. Üçüncü eşyamız bu. Sonrasında can çalma eşyası barındırmadığımız için Kanatustamış almak zorundayız. Ki barındırıyorsanız bile yine de Kanatustamış alabilirsiniz. Çok kuvvetli olacaksınız sonucunda. Lux'ı zaten buradaki bot kuleyi alır. Gelen minyon dalgasıyla herhalde base atmazsa. İnhibitör çok erken alındı sadece. Adamlar bu sayede tecrübe kazanabilirler. Ben şurada ejderha doğru yöneleceğim. Bir kırmızı güçlendirme ve ejder yaparım diyordum ki oyun da bitti. Arkadaşlar alt koridorda Kalista'da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.